ederiz Sayın Genel Başkanımız. Çok saygıdeğer eşleri Selviye Kılıçdaroğlu ile birlikte selamlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Umudun meydanına hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İl Başkanımızla birlikte siz değerli Mersinlileri selamlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sevgili Mersinliler, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mersin'imizin evladı, Jandarma Assubay Üst Çavuş Celil Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Sayın Genel Başkanımız, değerli konuklar, efendim sizleri Jandarma Assubay Üst Çavuş Celal Mutlu'yla tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Sayın Genel Başkanımız, saygıdeğer Mersinliler, yine elin bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan Sivas İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açılı, buradan rahmetle anıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bu güzel mitingin organizasyonuna bizlere yardımcı olan, bizleri yalnız bırakmayan İl Başkanımız Adil Aktay'a, parti meclis üyemiz genç arkadaşımız Emre Yılmaz'a, kadını, genci, yaşlısıyla her yaştan vatandaşın gönlünde yer bulan, çalışan, üreten insanların yaşadığı topraklara bereket katan Mersin'imizin aydınlık yüzü Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Mersin milletvekillerimiz, Mersin'in emir eri Alpay Antmen'e, Mersin'in öz evladı, çiftçinin ve köylünün sesi Cengiz Gökşel'e, Mersin'in kara oğlanı, çalışkan vekilimiz Ali Mahir Başarır'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da buraya alabilir miyim lütfen? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer de sizleri selamlıyor. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Değerli İl Başkanım Adil Aktay sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Bu güzel organizasyonda bizlere yardımcı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Mersin İl Başkanımıza, parti meclis üyemize ve Mersin milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli büyüklerimi eğer buraya alabilirsem
Sayın Genel Başkanımız, çok değerli konuklar. Efendim izin verirseniz Milletin Sesi mitinginin bu bölümünde öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Kale Köyü'nden bir çiftçi ablamız var. Nail'e Uyanık'ı buraya davet ediyorum. Nail abla, gelir misin lütfen? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle gel istersen. Şu anda sesimi duyura geldim. Halkın sesi. Şu anda bahçelerimizin limonları satılmıyor. Dalında kaldı limonumuz, portakalımız, mandalinalarımız. Gübremizi alamıyoruz. Eskiden gübre 80 liraydı, şimdi 400 liraya çıktı çuvalı. İlacımızı alamıyoruz. Bu sene bırakmak zorundayız bahçelerimizi. Çok kötü durumu köylü. Şu anda aç köylü, aç. Eskiden bahçelerimizi sattık mı kızımızı, oğlumuzu ev veriyorduk. Şimdi bir traktör alıyorduk. Ne oğlan ne kız. Bir çuval un alabilirse köylü, ona da şükür etsin. Çünkü bir çuval un 200 liraya, 50 kiloluk şimdi 400 lira. 5 kilo alıyor köylü, çünkü alamıyor. Çok kötü durumu köylünün. Ne olursunuz yardım edin. Türkiye duy sesimi. Nail abla, şöyle bir önde bir el salla. Şurada bir ön salla. Kale Köyü'nden çiftçi Nail'e Uyanık ablamı kocaman bir alkışlar mısınız lütfen? Nail abla, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Hoş geldin. Milletin sesine omuz verdin, destek oldun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar. Şimdi PDR mezunu işsiz bir üniversiteli arkadaşım gelecek. Sevgili Ebru Akyürek, seni bekliyoruz. Buyur lütfen. Öncelikle herkese merhaba. Ben Ebru Akyürek. Niğde'de Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu. Kusura bakmayın, heyecanlandım. Çok zor şartlarda bu zamana kadar eğitim gördüm. Bu bölümü okumak için çok emek verdim. Ailem çok emek verdi. Benim için çok çabaladı. Gecenin 5'inde kalkıp yövmeye gitti. Ama beni okuttular. Sırf atanmak için bu bölüme geldim. Hukuk geldiği halde bunun atama ihtimali daha yüksek diye bu bölümü okudum. Ama 2 yıldır işsizim. Bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bu yaşta 24-25 yaşımda ailemin eline bakmak istemiyorum. Ama bakıyorum. İleride eşimin eline bakmak istemiyorum. Burada bugün bütün atanamayan, işsiz, emek veren, çalışan ama atanamayan bütün arkadaşlarımın, bütün öğretmen arkadaşlarımın sesi için, sesi olmak için buradayım. Hepinizi selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. PDR mezunu işsiz üniversiteli Ebru Akgüre'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi konuşmasını yapmak üzere Yenişehir'den bir esnaf arkadaşımız Mesut Tur'u buraya davet ediyorum. Mesut arkadaşımızı bekliyoruz. Hoş geldin Mesut. Merhaba arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Ben Mersin Batıkent'te bir esnaf olarak burada bulunuyorum. Yani olur ya, bir yerden bir şey öğrenmek isterseniz mahalle esnafına veyahut da bulunduğunuz bölgedeki esnaflara gidin. Ülke olarak gerçekten hiç ama hiç iyi durumda değiliz. Döviz her gün başını alıp gidiyor.
Benim iki tane kız çocuğum var. Biri 1,5 yaşında, biri 5 yaşında. 1,5 yaşındakiler bu aralar beni gerçekten çok zorluyor. Mamasını alamıyorum, bezini alamıyorum. Küçük kız kreşe gidiyor. Servis ücreti 400 lira. Yani çok uzağa gitmiyorum. Dün bir tüp aldım, 250 liraya ben bir tüp aldım. Ki ben esnafım diye belki bunu ucuza aldım. Çoğu kişiniz burada on aynı fiyatı alamaz. Yani Kemal amca, Kemal abi artık sizin değer ne diyorsanız. Bize yardım etsin, bizi kurtarsın bu düzenden. Gerçekten çok ama çok zor durumdayız. Hepinize iyi günler dilerim. Yenice Lider ve Esnaf Mesut Tura çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmasını yapmak üzere yine iki üniversite bitirmiş, atanmamış bir öğretmen var. Sevgili öğretmenim Cennet Yünlü'yü buraya davet ediyorum. Merhaba Mersinliler. Merhaba Kemal amca, hoş geldin. Biz birileri sizi olmaya geldik buraya. Artık içimizdeki çığlığı duyurmaya geldik. Öncelikle hayat hikayemden başlamak istiyorum. Biz 6 kardeş olarak büyüdük ve evin tek okuyanı bendim. Otele giderdim, gündüz otelde çalışır, akşam ikinci öğretim okurdum. Beni duyan arkadaşlarıma, Mersin Üniversitesi hocalarıma selam olsun. Ben çok zor şartlarda okudum. Tarih öğretmenliği bitirdim. Aynı zamanda sosyal hizmetler uzmanlığını bitirdim. Ve otelde çalışarak bu zor hayatta bir şekilde diplomamı aldım. Babam dedi ki, kızım sen tek elinle iki karpuz tutamazsın. Tutarım baba dedim ben, tutarım iki üniversiteyi bitiririm. Bana iş vermeyenler utansın dedim ya. İşim yok, şu anda işsizim. Teyze dedi ya, mandalinam, portakalım ağaçta kaldı diye. Bizim umudumuz yarı yolda kaldı ya. Çok şey istemedik. En basitinden en kötü anımı da size anlatmak istiyorum. Giyim danışmanı olarak bir işe girmek istedim. Başvuru yaptım. Dedim ki ben iki üniversite mezunuyum. İş bulamadım, lütfen beni işe alın dedim. Almadılar. Bana verdikleri cevap da şu oldu. Sen üniversite bitirmişsin. KPSS'ye girer, bizi yarı yolda bırakır gidersin. Söyleyin nereye gideyim? Tarlaya mı gideyim? Kemal amcama geldim zaten. Başka yer bulamadım. Erkenden uyanmak istiyorum. İşe gitmek istiyorum. Çalışmak istiyorum. Çok mu zor yani? Atanamamak, bu psikolojiyi yaşamak o kadar zor ki. Sabah saat 10'da uyanmak, 11-12'de uyanmak o kadar zor bir psikoloji ki. 8'de uyanmak istiyorum, işbaşı yapmak istiyorum. Bitir! Mavi gözün izinde gidelim dedik. Ama biz yarı yolda bırakıldık. Sesimizi duyun lütfen. Teşekkür ediyorum. Atanmamış öğretmen, sevgili Cennet Yünlü öğretmenime çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklarımız. Şimdi TC köyünden çiftçi Elif Yıldırım'ı buraya davet ediyorum. Elif teyzem gel. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Ben Mezitli TC Seymenli Mahallesi'nde oturuyorum. 3 çocuk annesiyim, 6 torun sahibiyim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda esnafım. Ektiğim zebzeleri götürüp getirirken yorulduk artık. Mazot pahalı, hayat pahalı. Biz eşimle beraber kronik hastasıyız. Biz 7-8 aydır ilaç alamıyoruz. Şu an şeker benim gözüme vurur.
Ne işimiz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Teşekkür ederim. Elif ablama çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Mersinliler, hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok dostlarımız. Hep birlikte kazanacağız. Mersinlilerle, Mersin'in çiftçisiyle, Mersin'in işçisiyle, Mersin'in esnafıyla, Mersin'in memuruyla, emeklisiyle, gençleriyle, Mersin'in sanayicisiyle, tüccarıyla, Mersin'in ihracatçısıyla, Mersin'in kamyon şoförüyle buluşmak üzere. Sevgili Mersinliler, tasalanma kardeşim, artık umutlan, sen de güleceksin, yok artık yalan. Zalimin korkuya kapıldığıdır bu an. Gitti gidiyor tiran, geliyor gelmekte olan. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte selamlıyor sizleri. Milletin sesi Mersin'de umudun meydanında. Milletin sesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu umudun kürsüsünde. Hoş geldiniz sayın genel başkanımız. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu. İçim dağlanarak izledim. Eşimle beraber, Büyükşehir Belediye Başkanı ve saygıdeğer eşleriyle beraber. 21. yüzyılın Türkiye'si bunu hak ediyor mu? 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. 20 yıldır. İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Türkiye'yi bu ayıptan çekip çıkaracağız. Bundan emin olmanızı istiyorum. Umutsuzluğa yer yok. Bütün sorunları çözeceğiz. Mersin'deyim. Türkiye'nin en güzel illerinden birisindeyim. Torosların eteğinde. Yiğitlerin harman olduğu bir yerdeyim. Onun istifa etmesine gerek yok. Onu göndereceğiz zaten. Göndereceğiz onu. Edeple göndereceğiz. Demokrasi kurallar içinde göndereceğiz. Demokrasiye inanıyoruz. O nedenle diyoruz, evet geliyor gelmekte olan ama birileri de gidecek ve göndereceğiz onları. Mersin aynı zamanda küçük bir Türkiye'dir. Bütün illerinden vatandaşlarımız Mersin'de çalışıyor, emek harcıyor ve alın teri döküyor. Türkiye'nin yaşadığı sorunları biliyorum. Ben biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Yaşayanlar da az önce konuştu. Milletin sesi dedik. Milletin sesinden birileri gelsin konuşsun dedik. Belki birileri duyar dedik. Ama onlar duymazlar. Çünkü sağırlar. Ama onlar görmezler. Çünkü başka şeyleri görüyorlar. Biz bütün gerçekleri sizlere, yani halkımıza anlatmak zorundayız. Ve gerçeklerden yola çıkarak Türkiye'nin sorunlarını çözmek zorundayız. Dün saat 11'de Türkiye İstatistik Kurumu'na gittim. Burayı iyi dinlemenizi isterim.
Yuh çekmeyin. Dinleyin sadece beni. Enflasyon açıkladılar. Aylık %3.51. Yıllık %21.31. Ya Allah aşkına. Şu noktaya geldim. Ya bunlar devletin memuru mu? Bunlar sarayın memuru mu? Ya arkadaşlar, siz evinize eşiniz, çoluk çocuğunuz gidip alışveriş yapmıyor mu? Günlük harcamaları kontrol etmiyor mu? Elektrik faturasına, su faturasına, doğalgaz faturasına bakmıyor mu? Deterjan alırken görmüyor mu? Ekmek alırken görmüyor mu? Domates alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş, indireceksiniz. Neden gittim? Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları üzerinden emekliliği aylığını belirliyorlar. Asgari ücretinin aylığını belirliyorlar. Memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bir de akademisyenler var, yani üniversiteden hocalarımız var. Bu işin uzmanları var. Onlar da oturdular, bir hesap yaptılar. Ve onlar da aynı tarihte, aynı gün, aynı saatte onlar da rakamları belirlediler. Türkiye İstatistik Kurumu %3 belirliyor, onlar %9 belirliyorlar. Farka bakın Allah aşkına. Yıllık diyorlar enflasyon %21, hocalar diyor ki 21 değil %58. Hangisi doğru? Hocalar, eli kalem tutanlar, aklı başında olanlar, bir yerden talimat almayanlar, doğruları halkla paylaşmayı şiar edilenler doğru rakamları söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin, bütün asgari ücretlilerin, bütün memurların bilmesini isterim. Ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım. Siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz diye. Kapı duvar. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Duvarı aşmayacağız. Mersin'de, Mersinlerin huzurunda ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız buz gelir bize. Hepsini halledeceğim. Hepsini halledeceğim. Vesayet diye bağırıyorlardı değil mi? Vesayetin ne olduğunu dün gördü herkes. Bütün dünya gördü vesayetin ne olduğunu. Sarayın emrine giren memurlar devlet memuru değildir artık onlar. Sarayın emrine giren ve talimatta iş yapanlar devletin memuru değillerdir. Tabi oldukları kanunun adı Devlet Memurları Kanunu. Ama hayatta uyguladıkları yol yöntem sarayın kuralları. Bu kuralları değiştireceğiz. Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin hakkını savunmak sadece benim görevim değil. Milyonların görevi, hepimizin görevi, ortak görev ve beraber yapacağız. Ayrıca Mersinlilerin huzurunda bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağım. Her türlü vesayetten, sarayın vesayetinden de Türkiye'yi kurtaracağız. Beraber kurtaracağız. Birlikte kurtaracağız. Dostlarımızla beraber kurtaracağız. Az önce çiftçi arkadaşlarımız konuştular. İki annemiz konuştu. Dertlerini anlattılar. Limonun dalda kaldığını söylediler. Satılmadığını söylediler. Hayat pahalılığından söz ettiler. Şu soruyu
vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Bir çiftçi niye zarar eder? Alın teri döken bir insan niye zarar eder? Sabahın köründe gidip işini gücünü yapan, acaba ürün olduktan sonra satacağım ve çoluk çocuğuma bakacağım, onurlu bir şekilde şehrin, köyün, mahallenin, efendim ilçenin sokaklarında gezeceğim diye düşünen bir insan neden zarar eder? Ve bu zararın sorumlusu kim? Bu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Başka bir şey daha. Ya bu ülkenin toprakları var. Bereketli toprakları var. Bereketli havamız var. Güneşimiz var. Karımız var, yağmurumuz var. İmkanlarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Neden kendi çiftçimizi değil de dışarıdan arpayı, buğdayı, nohutu, mercimeği, fasulyeyi, canlı hayvanı, eti neden getiririz? Ve gümrük vergisini neden sıfırlarız? Bütün çiftçi kardeşlerimin düşünmesi lazım. Bu soruları şunun için soruyorum. Her birimiz kendi vicdanımızda bir muhasebe yapmak zorundayız. Yarın sandık gelecek ve gideceğiz. Vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Eski alışkanlıklarımızı bırakacağız. Türkiye'nin bereketi için, herkesin kazanması için beraber gideceğiz sandığa ve bir dikta yönetimini, bu ülkeye farklı bakan bir yönetimi sandıkta alaşağı edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Muz konusunda burayı çok iyi biliyorum. Mersin önemli bir merkez. Eğer Mersinliyi seviyorlarsa, Mersin'de muz yetiştiricilerinin hakkını hukukunu teslim etmek istiyorlarsa, muz ithalatını ya durduracaklar veya yüksek vergi koyacaklar. Öncelik kim? Öncelik bizim insanımız. Çalışan insanımız, üreten insanımız, alın teri döken insanımız. Bunun da bir tarafa yazılmasını istiyorum. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Çünkü çiftçi ekersem zarar ederim diyor. Mahvoldum diyor. Tarım kanun 21. maddesi var, çiftçiye en az milli gelirin %1'i oranında teşvik verilir diyor. Bugüne kadar hiç uygulanmadı. 2016 yılından beri. Yapacağız. Değerli arkadaşlarım, diyorlar ki doğrudan gelir desteğini artırdık. Aile işletmesi 5 dönüme kadar. 2016'da 5 dönüme kadar olanlara dönüm başına 100 lira veriyorlardı. Dönüm başına 100 lira. 2016. Şimdi hangi yıldayız? 2021. Dönüm başına kaç lira veriyorlar? Yine 100 lira veriyorlar. Ya siz parayı zaten pul ettiniz kardeşim. Hani teşvik? Nerede teşvik bunlar? Bunların hiçbirisi yok. Değerli arkadaşlarım, Mersinli bir çiftçi bana şöyle bir mesaj atmış. Bu mesajı sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkede ekonomide kurtuluş savaşı olduğunu söyleyip çiftçileri savaşa davet ediyor diyor. Ve şöyle devam ediyor çiftçi arkadaşımız. Çiftçinin silahı gübre, mermisi mazot, savaş uçağı tohum, tankı enerji. Mühimmat olmadan çiftçi nasıl savaşacağını bilmiyor. Mühimmatın tamamını elinden aldın. Kurtuluş savaşı veriyorum diyorsun. Senin ne kurtuluşla ne savaşla hiçbir ilgin yok. Senin bütün hedefin sarayımda, koltuğumda nasıl otururum ve nasıl büyütürüm servetimi, nasıl Türkiye'de fakire, fukaraya, çiftçiye, emekliye zulmederim. Senin yaptığın sadece bu. Çiftçi kardeşlerime söylüyorum. Bir, Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Sizlerin desteğiyle iktidar olacağız. Şunu asla unutmayın. İlk bir hafta içinde, çiftçinin bankalara olan, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini ilk bir haftada sileceğiz.
sıfırlayacağız. Çiftçinin traktörü, çiftçinin hayvanları asla haczedilmeyecek. Bunu da yapacağız. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir banka olacak. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu? Çiftçi milletin efendisidir. Söz veriyorum. Mersin'in Umut Meydanı'ndan söz veriyorum. Çiftçiyi gerçekten de bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu olacaktır. Esnaf kardeşimizle konuştum. Aynı şeyi esnaflar için de yapacağız. Bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Diyor ya faize karşıyım. Faize karşıysan neden bu faizler var? Neden bunları silmiyorsun? Hangi gerekçeyle silmiyorsun? Yine esnafın başvuracağı yer yok. Esnafın derdi olunca nereye başvuracağını bilmiyor. Umut Meydanı'ndan, Mersin'den bütün Türkiye şahit olsun. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Esnaf Bakanlığı'nı kurmaktır. Ve esnafın da bir bakanlığı olacak. Esnaf da, esnafın da yüzü gülecek. Bunu da yapacağız. Halk Bankası'nı gerçekten de bir esnaf bankası yapacağız. Bunun üzerinde de ciddi ciddi çalışacağız. Görecekler, herkes görecek. Esnaf nereden ne kadar ucuz kredi aldığını herkes görecek ve göstereceğiz. Ahi Evran'ın dostlarını, Ahi Evran'ın kültürünü yaşatan esnaflara selam olsun. Ve esnaflar bilsinler ki onların bütün sorunlarını çözmek, çiftçinin sorununu çözmek gibi benim boynumun borcu olacaktır. Benden de selam söyleyin. Sevgili Mersinliler, ahdim var. Bu memlekete barışı getireceğim. Ahdim var. Bu memlekete huzuru getireceğim. Ahdim var. Bu memlekete sevgiyi getireceğim. Ahdim var ve söz veriyorum. Bu memlekete demokrasiyi, bu memlekete adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Çoluk çocuğumuzun, gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Söz veriyorum. Siyaset ahlaklı insanların görevi olacak. Siyaset adamına göre iş bul. Adamına göre kredi aç. İhale takip et, rüşvet al, cebini doldur, zengin ol. Siyaseti tümüyle kirlilikten arındıracağım. Yine söz veriyorum. Bu meydandan söz veriyorum. Bütün Türkiye duysun. Hiçbir rüşvetçiyi, yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla ve asla barındırmayacağım. Bir daha ifade edeyim. Saray ve şürekası duysun. Rüşvet alanları, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenleri, onların uçaklarına binenleri, paralarını alanlarını devletin kadroları içinde asla yaşatmayacağım. Hepsinin görevine son vereceğiz. Ve yine söz veriyorum. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Her kuruşun hesabını. Para benim param değil, sizin paranız. Sizin paranızı harcarken size hesap vermek benim namus borcum olacaktır. Bunu yapacağız. Yine söz veriyorum. 84 milyonu Londra'daki tefecilere mahkum ettiler. Vergilerin büyük bir kısmı oraya gidiyor. Oraya harcanıyor ve gönderiliyor. Üreten, alın teri döken, çalışan, bu memleket için çalışan,
Herkesin hakkını, hukukunu koruyacağım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız. Bundan da emin olmanızı isterim. Söz veriyorum. Umut Meydanı'ndan söz veriyorum. Mersinlilere söz veriyorum. Türkiye'ye söz veriyorum. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Bu ülkede yoksulluk olmayacak. Yoksulluğu idare ettiler, biz yoksulluğu bitireceğiz. Ve yoksulluk olmayacak. Yine söz veriyorum. Umut Meydanı'ndan söz veriyorum. Mersinlilere söz veriyorum. Türkiye'ye söz veriyorum. Milyonlarca gencimiz işsizken, üniversiteyi bitiren gençlerimiz işsizken, onlar iş bulamazken, 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden maaş alan düzeni bitireceğim. O düzeni sonlandıracağım. Hakça bir düzen gelecek. Gençlerimiz, umudumuz olan, gelecek olan, bugünümüz ve geleceğimiz olan gençler, KPSS sınavından 80 puan, 85 puan, 90 puan, 95 puan alıyorlar. Ama Sözlü'ye gelince dayıları yok, torpili yok, Sözlü'de eleniyorlar. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Kim puan aldıysa gideceksin. O haksızlığı, hukuksuzluğu bitireceğim. Gençler, size söz verdim. Sözümün arkasında da duracağım. Bunu bir yere yazın. Yirmi yıldır iktidardalar. Yurt sorununu çözemediler. 20 yılda yapamadılar. Umut Meydanı'ndan, Mersin'den bütün Türkiye'ye ve bütün gençlere, bütün anne babalara sesleniyorum. 20 yıl değil, 1 yıl içinde, 1 yıl Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. 1 yıl içinde yurt sorunu kalmayacak artık. Atama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler, hiç meraklanmayın. Bu kardeşiniz kendisini halka vakfetmesini bilen bir kardeşinizdir. Parayla pulla bizim işimiz yok. Saraylarla, köşklerle bizim işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşın mutfağıyla. Bizim işimiz vatandaşın huzuru, vatandaşın bereketi, sofradaki bereketi. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız ve bütün dünya bunu görecek. Her şeyi gerçekleştireceğiz. Kadına yönelik şiddet. Sevgili Peygamberimiz, cennet anaların ayakları altındadır der. Kadına şiddet 21. yüzyılda. Olur mu Allah aşkına? Her gün kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Olur mu Allah aşkına? Efendim, cinayet işliyor, hapse giriyor, güzel bir kravat takıyor, takım elbise, hakime saygılı, iyi hal indiriminden efendim az ceza vereceğiz. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Bu düzeni değiştireceğiz, onu da değiştireceğiz. Kim suç işlediyse öyle iyi hal, kravat, bunu bırakacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacağız. Sözlerime başlarken Mersin'den söz ettim. Olağanüstü güzel bir kentten söz ettim. Çalışkan insanlarından söz ettim. Toroslardan, Torosların yörüklerinden söz ettim. İnsanların çalışkanlığından söz ettim. Alın terinden, emekten söz ettim. Ama yatırımların büyük bir kısmı nereye gidiyor? Batıya gidiyor. Anadolu'nun içi boşaldı. Bizim, hatırlar mısınız, Merkez Türkiye diye bir projemiz vardı. Şimdi o projemizi büyütüyoruz. Yakında
kamuoyuyla paylaşacağız. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bu güzel hilali bütün Akdeniz'in en güçlü ekonomik bölgesi haline getireceğiz. İşsizlik kesinlikle olmayacak. Göreceksiniz. Yatırımlara boğulacak bu bölge. Göreceksiniz insanlar gelip buralarda yatırım yapacak. Göreceksiniz Kayseri'de, Nevşehir'de, Beyaniye'de de fabrikası olan demir yoluyla ürününü buraya getirdiği zaman parasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece fabrikanın Kayseri'de olması, fabrikanın Niğde'de olması, fabrikanın Samsun'da veya Trabzon'da olmasının hiçbir önemi kalmayacak. Ve biz yeni bir hamleyle çığır açacağız. Göreceksiniz. Akdeniz'i, Akdeniz üzerinde yükselen bir Mersin'i, Akdeniz havzasında yükselen bir Türkiye'yi bütün dünyaya tanıtacağız. Bundan da bütün arkadaşlarımın emin olmasını isterim. Burayı bir üretim üssüne dönüştüreceğiz. Değerli arkadaşlarım, sevgili Mersinliler, değerli dostlarım, herkesin şunu bilmesini isterim. Geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Dönem kavga dönemi değil. Dönem çekişme dönemi değil. Dönem birleşme dönemidir. Dönem beraber olma dönemidir. Sorun memleket sorunudur. Vatan sorunudur sorun. Sorun bayrak sorunudur. Sorun millet sorunudur. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Biz sosyal demokratız. Yani sosyal demokrat olmak halktan yana olmak demektir. Garipten, gurabadan yana olmak demektir. Ezilenlerden yana olmak demektir. Alın terinden yana olmak demektir. Bizler Atatürkçüyüz. Bizler bağımsızlık savaşının ne olduğunu biliriz. Bizler milli kurtuluş savaşını biliriz. Kuvayi Milliye'yi biliriz. Ve onların çocuklarıyız. Bizler emekten yanayız. Bizler alın terinden yanayız. Bizler sosyal demokratız. Bizler hiç kimsenin inancını, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin kimliğini siyasete malzeme etmeyiz. Herkesin kimliğiyle övünmesi, herkesin inancına saygı duyulması ve herkesin yaşam tarzına saygı duyulması bizim görevimizdir. Biz o insanın işi var mı yok mu? Çoluk çocuğunun durumu iyi mi değil mi? Devletten iyi hizmet alıyor mu almıyor mu? Biz bunlarla ilgileneceğiz ve bunları yapacağız. Kutuplaşmaktan yana değiliz. Kavgadan yana değiliz. Kucaklaşmadan yanayız. Beraber olmaktan yanayız. Birlik olmaktan yanayız. Türkiye'nin birliği, Türkiye'nin bütünlüğü, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir devlet olarak hiç kimseye karşı boyun eğmeden yürüyebilmesinin yolu beraber olmaktır. Birlikte olmaktır ve saraydan kaçınmaktır. Biz dünyada yurtta sulh, cihanda sulh diyenleriz. Biz kendi ülkemizde de, biz dünyada da barıştan yanayız, huzurdan yanayız. İktidar olduğumuzda Suriye ile barışacağız, Mısır'la barışacağız, İsrail'le barışacağız, Libya ile barışacağız, bütün ülkelerle barışacağız. Kavga etmeyeceğiz. Göreceksiniz o zaman Mersin'deki tırlar Orta Doğu'ya nasıl çalışıyor? Mersin'deki sanayici Orta Doğu'ya nasıl çalışıyor? Mersin'in iş insanları Afrika'ya nasıl seferler yapıyor? Göreceksiniz Roro seferleri nasıl ve yeniden niçin açıldı? Bütün bunların hepsini yapacağız. Sanayici rahatlıkla üretim yapacak ve önünü görecek. Türkiye'yi büyütmenin yolu budur. Ve bir şey daha söylüyorum. Türk lirasını pul yaptılar. Dolar karşısında, avro karşısında, hatta Bulgaristan'ın riali karşısında bile yerlerde sürünen bir para oldu. Türk lirası bu ülkenin şerefidir. Bu ülkenin namusudur. Türk lirasını yeniden hak ettiği yere getirmek
bizim boynumuzun borcudur. Herkes bunu bilmeli. Bu iktidarın, unutmayın bunu, bu iktidarın görevi yeni izledikleri politika milleti fakirleştirmek, milleti süründürmek. Bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar. Dolar var onlarına satmak istiyorlar. Batının emperyal güçlerine bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Türkiye'yi hak ettiği görkemli yere çıkaracağız. Sevgili gençler, demokrat amcanız olarak söylüyorum. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Sizin hayalleriniz, hiçbir hayalinizi yere düşürmeyeceğim. Bütün gençlere sesleniyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Göreceksiniz Türkiye nasıl şaha kalkıyor. 6 ay içinde çarkların nasıl döndüğünü göreceksiniz. 6 ay içinde Türkiye'nin nasıl rahatladığını göreceksiniz. 6 ay içinde Türkiye'nin bu ülkede yaşayan insanların nasıl başı dik gezdiğini sokaklarda göreceksiniz. Hiç unutmayın de, sevgili dostlarım. Biz Kuvayi Milliyeciyiz ve biz ülkemizi seviyoruz, insanlarımızı seviyoruz. Evet, arkadakiler belki duymuyor ama ben ifade edeyim. Patates, soğan, güle güle Erdoğan diyor arkadaşımız. Göndereceğiz, göndereceğiz. Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de. Değişim rüzgarları. Buna karşı durmak mümkün değildir. Hangi duvarı örürlerse örsünler, halk varsa her şey bitmiştir. Mersin'de, Hakkari'de, Van'da milletin sesi tüm Türkiye'de. Hiç meraklanmayın. Göreceksiniz, göreceksiniz. Erzurum'dan, Hakkari'den, Kars'tan, Ardahan'dan, Rize'den, Trabzon'dan, Tekirdağ'dan, Edirne'den göreceksiniz. Göreceksiniz Türkiye coğrafyasından. Halkın şaha kalktığını göreceksiniz. Halkın hak istediğini göreceksiniz. Halkın adalet istediğini göreceksiniz. Halkın kavga değil, kucaklaşmak istediğini göreceksiniz. Buradan söylüyorum, herkese söylüyorum. Duyar mı bunu saray? Ey saray, duy diyeceğiz, duy. Geliyor gelmekte olan diyeceğiz. Beraber söyleyeceğiz. Şimdi buradan ben söyleyeceğim, lütfen birlikte tekrar edelim. Mersin'den Hakkari'ye, İzmir'e, Trabzon'a, Çankırı'ya, Çorum'a, Yozgat'a, Uşak'a, Denizli'ye, Hamburg'a, Paris'e, Almanya'ya, Fransa'ya selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Geliyor gelmekte olan. Evet, selam olsun. Geliyor gelmekte olan. Hoşça kalın, dostça kalın. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Milletin sesi umudun meydanından sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor sevgili Mersinliler. Üreticilerimizle, atanmamış öğretmenimizle, çiftçilerimizle, esnafımızla selamlıyor Kemal Kılıçdaroğlu sizleri. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mersinliler.
Milletin Sesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geleceğimiz gençlerimizle birlikte umudun meydanını selamlıyor. Teşekkür ediyoruz sizlere. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla selamlıyor sizleri. Hoşça kalın sevgili Mersinliler. Umudun adı, halk iktidarının lideri, sosyal demokrat lider, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hoşça kalın diyor. Gitti gidiyor tiran, geliyor gelmekte olan. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın sevgili Mersinliler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sevgili eşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte selamlıyor. Milletin sesi umudun meydanından hoşça kalın diyor sizlere.